Allah iman edenlerin dostudur. Onları küfrün karanlığından imanın aydınlığına çıkarır. Kafirlerin dostları ise tağuttur, şeytandır. O da onları imanın nurundan küfrün karanlığına atar. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar o cehennemde ebediyen kalacaklar. Mallarını gece veya gündüz, gizli veya açık Allah yolunda harcayanlar var ya, işte onların Rableri katında büyük mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklar. Öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz diriltilecek ve Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı tas tamam bir şekilde verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacak. Ey Resulüm, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Hani bir gün İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Allah da ona, yoksa inanmıyor musun deyince, İbrahim, hayır inanıyorum ancak kalbimin tatmin olması için demişti. Allah da ona, öyleyse 4 kuş tut, onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları kendine çağır. O kuşların sana uçarak geldiklerini göreceksin. Bil ki şüphesiz Allah sonsuz kudret sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte Allah-u Teala'nın İbrahim Aleyhisselam için göstermiş olduğu bu mucize aslında cennette her müminin sürekli olarak görüp şahit olacağı ilahi kudretin bir tecellisidir. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde aynen şöyle beyan ediyor. Cennet ehlinin canı kuş eti yemek arzu eder ve bunun üzerine hemen çeşitli et yemekleri halinde onun önüne konulur. Cennet ehli ondan istediği kadar yer, doyduğu zaman kuşun kemikleri toplanır, sonra uçar, dilediği gibi cennette gezip otlamaya başlar. İşte bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki cennet ehline ikram edilen kuşlar ölmez. Kudret-i ilahiye o kuşun kemiklerini bir araya getirip toplar ve ilk hali gibi yeniden yaratır. Ve o kuş eskisi gibi cennette uçup gezmeye başlar. Demek ki Allah-u Teala cennetteki bütün müminlere kudretinin böyle mucizelerini sürekli olarak sergileyip gösterecek. İbrahim Aleyhisselam'a ise hususi olarak bu dünyada da göstermiştir. Aslında bu dünyada böyle bir mucizeye şahit olan tek kişi İbrahim Aleyhisselam değildir. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin de aynen böyle bir mucizeye tanık olduğu pek çok rivayette vardır. Örneğin Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 19. Lema'da aynen şöyle anlatıyor. Bir zaman Hazreti Gavs-ı Azam Şeyh Geylani'nin terbiyesinde nazdar ve ihtiyare bir hanımın bir tek evladı bulunuyormuş. O muhterem ihtiyare gitmiş oğlunun hücresine bakıyor ki oğlu bir parça kuru ve siyah ekmek yiyor. O riyazattan zafiyetiyle validesinin şefkatini celbetmiş, ona acımış. Sonra Hazreti Gavs'ın yanına şekva için gitmiş. Bakmış ki Hazreti Gavs kızartılmış bir tavuk yiyor. Nazdarlığından demiş, ya üstad benim oğlum açlıktan ölüyor, sen tavuk yersin. Hazreti Gavs tavuğa demiş, kum biiznillah. Yani Allah'ın izniyle kalk. O pişmiş tavuğun kemikleri toplanıp tavuk olarak yemek kabından dışarı atıldığını mutemet ve mefsuk çok zatlardan Hazreti Gavs gibi kerameti harikaya mazhariyeti dünyaca meşhur bir zatın bir kerameti olarak manevi tevatürle nakledilmiş. Evet ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah'ın kudreti her şeye yeter.